Şu anda siz nasıl görüyorsunuz? Mesela şimdi güneşin sonunu Yasin suresi 38 yani bu konuda evet. Yani bana göre en şeye ait güneşte duracağı yere doğru evet. Akıp gitmektedir evet. Diye geçiyor. Oradaki tecri ifadesi geçiyor. Yani şimdi oradaki seyircilerimize şöyle bir tarif edelim. Bir cep telefonumuzu aldık. Evet. Şimdi güneşimiz cep telefonu. Kalemde dünya gibi düşünelim. Çünkü birçok kimse bunu pek anlayamadığı için anlatacağım. Şimdi dünyamız güneş etrafında şöyle dönüyor gibi düşünmeyin uzayda. Yani eğer güneş sabit olsaydı dünyamız gerçekten böyle dönüyor evet, gibi olurdu. Evet. Ama güneş gittiği için aslında uzaydan bakıldığında dünyamızın hareketi şu olur. Yani şöyle dikkat evet, edin. Evet, evet. Yani aslında giden bir güneşin etrafında böyle bir spiraller çizerek adeta evet. Dünyamız ayda bizim etrafımızda spiraller çizip evet. Uzayda gidiyor. Ve buradaki yine mucizevi ifadelerden bir oradaki akıp gitmektedir. Mesela gemiler içinde kullanılan ifadeyle aynı. Tecrü, ifade cari, geçiyor. Cari, evet. Niye? Çünkü güneş duruyor zannediliyor. Şimdi duran bir şey gitmez. Tecrü ifadesi uymaz. Evet. Ha, eğer ki dünya durup güneş etrafında sabit daireler çizse bunun da Arapça'da belli şekilde ifade evet. Edilebilir. Bu da işte ayetin mucizelerinden bir tanesi. Evet. Güneş akıp gidiyor diyor. Kendisi için belirlenmiş evet. Bir karar yerine ha. Doğru akıp gidiyor. Yani giden bir hedef. Yani şey önemli, tam o dediğiniz gibi yani bir yere doğru ilerleme ifadesi belli var ayette. İstikrarına evet. Gidiyor diyor zaten. Evet. Gidiyor. Müstakarrin leha. Evet. Ayetin şeyi. Oradaki yani dediğiniz gibi tam ayetteki ifade belli bir yöne gitme ifade ediyor. Arkasından bu, destekliyor. Bu Allah'ın takdiridir diyor. Şimdi bu yani, insanların bir kısmı hala güneşi uzayda duruyor zannediyorlar. Enteresan şekilde inanın röportaj yapın birçok kişi öyle zannediyor. Uzayda bir yerde güneş duruyor biz etrafında dönüyoruz zannediyor. Oysa giden bir güneşin etrafında hareketli bir galaksi uzayda genişleyen etrafında o galaksinin içinde giden bir güneşin etrafında dünya hareket ediyor. Yani bir sürü hareket var aslında. Şimdi ilk dönemde peygamberimizin zamanında olduğu gibi güneş dünyanın etrafında olsa Arapça belli bir şekilde etraf bir hedefe doğru gitmiyor ki güneş hep aynı yerde evet, dönüyordu. Doğru, orada bir yani bir müstakara evet. Gittiği falan yok orada. Bir hedef yok. Evet. Dönüyor. Öyle zaten çok şaşırmışlar. O Arapça ifade edilebilirdi. Şu anda halkın bir kısmını zannettiği gibi duruyor olsa gitme ifadesi hiç kullanılması uygun olmaz. Evet. Ayet dikkat edin ikisinin dışında bir şey söylüyor Yasin. Ha, oradaki sonunun nasıl olacağı gelmiyor. Yani karar yerinin yani bir yerde onun bir son bulacağı yere doğru gitmektedir diyor. Fakat o sonun nasıl olacağı ayette geçmiyor.